Hadi başladık mı yoğurmaya? Evet. Hadi Fatma, hadi Fatma. Bak bu hafta iyi bir performans bekliyorum senden. 10 numara başladık. Olacak. Bak, bak, bak. Bak nasıl yapıyor bak. Bak, helal olsun. Ne yapıyorsun Şengül abla? Vallahi ne yapayım Songül Hanım? Kattım köteyi, başladım. Kattın başladım. Başladım. Ne yapıyorsun? Sen doğuruyorsun hala. Doğramadayım. Ne oldu bu para mevzuları nedir? Sen para mı gizliyorsun? Gelin mi senden para gizliyor? Ya gelin bana siz para... Siz cimri misiniz anlamadım. Hanginiz tutumlusunuz? Gelin bana para verdirmiyor ya. Kime verdirmiyor? Bana, bana. Sana? Evet. Oğlum da gizli veriyor ya. He. O işte. Haber olmuyor ya. Ben de söylemem Özlem'e. Hiç haber olmaz. Bak Özlem durmuyor. Özlem... Şimdi bir bomba daha var. Bak bir bomba daha patlatıyor Özlem. Bak. Bak. Hazır mısın Şengül? Hazırım da Özlem kolunda bilezik çıkartacak bana verecek. Bak görüyor musun çıkartacak bana verecek. Hazır mısın tepsiye sıkı tutun. Bak tepsiye sıkı tutun bak geliyor. Bakalım Özlem şimdi ne dedi sana? Merhaba Şengül anne nasılsın? Bu hafta yarışmayı kazanmışsın ama hiç söylemiyorsun bize. Arıyorum işte daha belli değil. İşte önümüzdeki hafta belli olacak. Ondan sonra yok karşı takım kazandı herhalde ben de bilmiyorum falan diyor. Parayı kazanmışsın 15.000 TL'ye hayırlı olsun. Burada torunlarım var bilmem ne var onlara inşallah bir şey alırsın. Eli kol eli dolu dolu gelirsin. Paranın hatta yarısını bana gelinine verirsin. İlk gelinim, tek gelinim. Paranın yarısını istiyorum. Paranın eğer yarısını bana vermezsen 7500 TL'yi vallahi gelirim stüdyoda seni basarım. Bakalım paranın yarısını benim hesabıma gönderecek misin? Gönderirsem buradan herkese söyleyeceğim. İlk gelinim, tek gelinim dedi. Şuna bak ya. Ben oğlan söyleyeceğim. Sen ne yapıyorsun? Ben senin bilezik yapılmış sana. Ben onu alacağım. Haberin var mı Özlem? Diyor işte paranın yarısı bana gelecek diyor. Beklesin. Torunlarım burada var diyor. Paranın bana yarısını yolla diyor. Yoksa göreceğiz, görüşeceğiz seninle diyor. Görüşürük. Gelsin de alsın. Ben oğlumu seviyorum. O da beni seviyor ya. Özlem derdi. Git Özlem uzaklaş ya. Bıktırdı beni ha. Gerçek söylüyorum bıktırdı. Sen cimri misin Şengül? Vallahi bak gel. Cim. Bak ben olsam söylerim. Derim. Evet benim böyle huyla. Bak tutumluluk da aşırısı olunca cimriye döner biraz sanki Şengül. Yok ya aşırı da değil. Vallahi Songül Hanım yemin ediyorum. Neye tutuyorsun? Mesela şimdi param var 15 bin liram var. Hı. Bunu harcanı bunu harcamam dediğin şey ne? İşte söz yapacağım ya. Söz yapacağım. Evet onu o çok küpe alacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu senin yanına Özlem bırakmayacak Şengül. Özlem, aha söylüyorum. Ben Özlem'i sevdim ama. Özlem'e haberi yok ki. Haberi var şu anda. Hepsini açıkladın şu anda. Ya Özlem nerede duyacak da sen düştene bilezik? Ne yapıyorsunuz? Yoğurma işlemi. İyi misiniz? Ha bugün yoğuruyor. Tamam bravo. Öğrendim. Ben bir kere de öğrenirim. Ama yanında Ayşe var bugün sanki ha. O Hümeyla, zaman bravo, vardı. Devam. İkimiz de hayırsız. Bak en güzel yoğuran alır. Ben bir şeye gideyim ya izleme odasına merak ediyorum onları. Filiz abla gelseydi bir yoğurmayı öğrenseydi ya. Hadi gayret ha gayret. Ne yapıyorsunuz? Böyle sivri dilli olmaz dedikodu. Yani. Bu şekilde konuşmamak. Ne oldu? Anlatınız. Songül Hanımcığım ya çok sinirliyim şu anda. Ha. Gerçekten hakim olamıyorum. Yani benim takımımda ha. Şengül Hanım burada kadıncağız o yaşta uğraşıyor uğraşıyor didiniyor. Özlem çıkmış gelini kayınvaliden bana o parayı vermezse ben orayı basarım. Burası nasıl basılıyor? Ben bastırtırım mı? Ben sana o parayı yedirir miyim? Özlem diyor ki 15 bin lira kazandı bunun yarısını bana göndereceksin. Torunlarına olmaz. Da bir şey alacaksın diyor. O ayrı Dışla. Bir şey. Toruna, geline vermek Hı-hı. ayrı bir şey. Üslubunu değiştirsin, Hı-hı. canımı yesin. Hı-hı. Ama bu üslupla ne para verdirtiririm Şengül Hanım'a ne de burayı basabilirim. Ama diyor ki bu kadar tutumluluk olur mu ya? Bu kadar cimrilik olur mu? Onunki geçti diyor. O da çok sivri dilli olmasın. Sivri bak, dilinden. Bak kadıncağız onun adı bile geçtiği zaman titriyor ya. Ben buna gelemem. Asla, asla gelemem böyle bir şeye. Sen orada 15 bin lira kazandın. Bana bunun yarısını göndermelisin. Gönder yoksa ben orayı basarım demiş yani. Sorumu. Ben verirdim herhalde. Ben biraz iyi kalpliyim herhalde. Nasıl verirdin? Çünkü ben kayınvalidem, o da mizacı sert ama ben kayınvalidem yerine koysam herhalde verirdim. Ben yapamam. Ben de verirdim. Ayşe'den istiyor. Kaynanasından istiyor ama. Sen kayınvalide ben olsaydın. Ben kayınvalide olsaydım gelinine verirdim. Ama evet. Diyor ki benim bir tane çocuğum var arkada sözlenecek, nişanlanacak. Para biriktirmem ben gerekiyor. Ben asla vermem. Ben verirdim. Verir miydi? Ben verirdim. Ayşe verirdim diyor. Aha! Şahane. Şahane. Büşra herhalde hoş geldin. Büşra var ya. Nereye koyuyoruz? İçimde kalmış Büşra. Ay var ya yemin ediyorum en çok Büşra'nın yapmasını istiyordum. Nasıl yapacağım? Nerede yapacağım?
Serelim mi onu? Vallahi bence serelim güzel bir yere. Nereye? Şuraya mı? Ya şunu bir kaldıralım şu yalın üstüne olsun. Şöyle yapalım. Büşra vallahi çok istiyordun çiğ köfte yoğurmayı. Ve ben çok merak ediyorum senin çiğ köfteni. El marifetinden çok kol gücünün gerekli olduğu bu yoğurma bölümünde yarışmacılarımız tüm azimleriyle işlerine konsantre olmuş durumdalar. Malzemeler köfte kıvamına gelene kadar bu iş bitmeyecek. Hadi hanımlar, az kaldı, yılmak yok. Güç sizinle olsun. Urfalıya mezelden gönlüm geçmez güzelden. Gönlüm geçmez güzelden. Hadi Büşra. Gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın. Sevmeseydim ezelden, sevmeseydim ezelden. Filiz'e bak. Ağam olasan Ömer, paşam olasan Ömer, yetim kalasan Ömer, benim olasan Ömer. Vallahi şahane olduk, iyi ki olduk. Süperiz, süperiz, harika. Büşra, bunun mesela şeyi nedir ya? Hani böyle püf noktası da böyle gizli, kimsenin bilmediği, köfte yapılması gereken. Benim abim ve babam bunu müthiş yoğurur. Söylememe müthiş gerek bile yok. Peki tabii. Aslında önemli olan tek şey yoğurmak. En önemlisi mıdır? Yoğurmak. Hı-hı. Yoğururken babam hep şey der. Kendinizi çok yormayın. Köfteyi köfteye sürün. Vura vura. Tabii. Vura vura. Kendi kendiyle. Tabii. En önemli püf noktalarından biri de biz soğanı küçük küçük çektikten sonra, hı-hı, soğanı yıkarız, suyunu sıkarız ama sarımsağı asla yıkamayız. Soğanın acısını alıyorsun. Acısını alırsın, suyunu iyice sıkarsın, hı-hı, ama sarımsağı yıkarsan sarımsağın tabii bütün tadı gider. Peki öyle bazıları mi? Dışarıda sosunu hazırlıyor, sorun sosunu koyuyor. Aynen, biz biberini, zeytinyağını, buzunu ayrı bir kapta karıştırırız. Kapta. Onlar birbirine iyice bulanır. En başta biberi koymayız. Önce işte soğandı, simit deriz biz, simitti böyle bir ölür. Ondan sonra biz biberi geçeriz. En son da maydanozla köfte baharatını koyarız. Peki, ben sizi baş başa bırakıyorum. Tamamdır. Bak, normalde bu güzel, benim eşim bak, çok güzel. Bak bu güzel anı yaşayayım. Bak Büşra, çok kumutluyum, tadacağım seninkine. Hadi kolay gelsin canım. Çok merak ediyordum çiğ köfte. Şöyle gel aşkım. Senden öğreneceğiz. Hadi, hadi yap da görek. Aşkım, çok iddialıyım, çok iddialıyım. Hadi yap da görek. Cimri Şengül Hanımcığım nasıl gidiyor? Neden cimri olayım ya? Ben demedim ki, gelinin dedi. Gelinim dizim. Sana gerçekleri itiraf etmek istiyorum. Hı. Küçük oğlunla konuştuk. Aa. Küçük oğlun sende ne kadar para olduğunu açıkladı. Vallahi söylesin, yok o da biliyor. O da mı bilmiyor? Yok o da biliyor diyorum, olmadığını yemin ederim. Yastık altında bir sürü çeyrek altının varmış. Ne yaptık biliyor musun? Eşe aldık. Kendine mi? Yok yok, gelinim şeye, gelin kıza. Yeni geline mi? Evet. Gelin sana bir kere gelmiş, sen de ona eşya almışsın. Anca, oğlum anca öder. Çiğ köfteyi tek başına sen yapacaksın değil mi Büşra Hanımcığım? Tabii ki de ben yapacağım. Ama Filiz de bir şeyler yapıyor sanki. Hayır hayır, malzemeleri şu an hazırlayacak kadar vaktim yok. O yüzden mecbur Filiz abladan yardım istiyorum. Filiz'in kolları güçlü gibi, azıcık destek mi atsa sana? Ne yapayım, ikimiz birlikte çocuk gibi bir köfte mi yoğuralım? Hani sarımsağın var mı? Filiz, sen iddialı değil misin? Kolların daha kuvvetli gibi. Vallahi benim üstüme, benim üstüme tanımam dış ses ama şöyle bir şey var. Şu anda Büşra çok hevesli olduğu için onun hevesini kırmamak için böyle yardım ediyorum. Şu yağı bibere koyar mısın? Ama üstüme tanımam yani. Şuna mı? Evet, yoğurmada. Içine koy. Olduğu gibi mi? İçine olduğu ama gibi geçen gün yaptığın çiğ köfteyi çok beğendi Büşra. Tamam. Evet. O yüzden bana 1500 verdi, 1500 Songül Hanım verdi, 1500 öbürü verdi. Herkesten o gün 1500 verdi. Demek ki el lezzeti çok önemliymiş. Kesinlikle. Ama işte bu bunun amacı yoğurmak. Yoğurmak böyle güzelce. Mezap, istediğin kadar yoğur. Eğer yoğurmakla olsaydı en iyi çiğ köfteciler mantıcılar olurdu. Ne alakası var? Yoğurmak çok önemli. Bunun püf noktası yoğurmak. Filiz abla ya, sen Adıyaman'la ne alakan var? Köfteyle alakan yok. Benim senin yardımına ihtiyacım yok ki. Onu ben de yaparım. Aa öyle mi? Öyle. O zaman kalk Serap. Kalkın, bunun kalkın. Yardıma ihtiyacım bu. Kalkın, kalkın. Niye verdin bana 1500 lirayı o zaman? Kalkın. Kalk Serap. O bir hataydı. Hata mı? Şimdi öyle mi oldu? Hadi bak. Oo, burada olaylar kızıştı. Ben gidiyorum hanımlar. Evet. Şimdi ne yapıyorsan yap. Yardım da etmiyorum. Serap'ı da aldım yanıma. Hadi hodri meydan sana kalsın. Büşra, bugün içeride ne yaptın sen? Ben yardım edecektim. Kalktın, şovunu yaptın. Ama bir şey söyleyeyim mi? Evet, bir Adıyamanlı Diyarbakırlı olabilirsin ama benim yanımdan geçemezsin çiğ köftede. Filiz abla her konuda uzman ve profesör. Her şeyde uzman olamazsın. Bırak, bazı şeylerle biz olalım.
bize bırak.